Çalgıların Çağında yine bir ara bölümdeyiz. Eymen yine gördüğünüz gibi yerinde. Bugün bir önceki çekimde de söylediği kitabı olan Beyaz Dişi bizlere biraz anlatacak. Eymen eğer bu işi kaptıysa herhalde sizlerin yorumlarından da bize dönüşler olacaktır. Bundan sonra böyle ara ara Eymen de kendi arkadaş grupları için kitap analizlerine devam edecek. Bugünkü kitabımız Jack London'ın Beyaz Dişi. Sözü Eymen'e bırakıyoruz çok uzatmadan yine. Eymen merhaba. Merhaba, İyi, nasılsınız? sağ olun, iyiyiz. Bugün yine sizdeyiz. Elindeki kitabı biz de çok seviyoruz ama sen nasıl gördün, arkadaşlarına neler tavsiye edersin merak ediyoruz ve sözü çok uzatmadan sana bakıyoruz. Buyurun Jack London ve Eymen sizinle. Şunu söylemek istiyorum. Bu kitap herkesin bakışına göre değişir. Kimi heyecanlı okur, kimi basit bir kitap gibi. Kimi normal bir hikaye gibi, kimi de bambaşka bir hikaye gibi anlatır. Anlar bu kitabı. 1909 tarihinde yazılmış. Beyaz Dişi Jack London tarafından. Bir önceki çekimdeki Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'daki dediğim gibi akla gelen ilk kitaplardan dediğim gibi bu da Jack London dediğinde akla gelen belki de ilk kitaptır. Beyaz Diş normal bir kurt. Annesiyle yaşıyor. Babasıyla yaşıyor. Ama babasıyla yaşamı uzun sürmüyor çünkü babası aralarından ayrılıyor. Sonra Beyaz Diş annesiyle birlikte iyi bir hayat sürüyor. Ama dışarıdaki vahşi hayvanlar sebebiyle annesi onu pek koruyamıyor. Bir gün dışarıda yine avlanmaya çıktıkları bir zaman gri kunduz dediğimiz bir turist topluluğunun Rehberi mi? komuta rehberi, evet, gri kunduz. Ama bu komuta rehberi eskiden komuta rehberi buranın bir yerlisi. Beyaz Diş'in annesi de onun eski köpeği, özür düzeltiyorum, kurdum. Gördüğünde hemen yanına tekrardan almak istiyor. Ama Beyaz Diş bunu bir saldırı olarak algılayıp gri kunduza bunu yaptırmıyor. Eymen sözünü kesiyorum ama roman nasıl bir yerde geçiyor? İklimi nasıl, nasıl bir ortamda geçiyor? Şöyle normal bir ormanda geçiyor. İklim çok soğuk bir hava. Normalde de ilk önce yazdan başlayıp kışa doğru giden bir hikaye. Bitki örtüsünü de söyleyeyim ben hemen. Bozkır bitki örtüsü de o bilgiyi de vermiş olalım. Evet, devam edelim şimdi az evvel kaldığı yerden. Rehber onu yanına almak istiyor demiştin. Beyaz Diş'in annesi en güvenli yolun bu olacağını söylüyor. Ama Beyaz Diş İnsanlara hiç güvenmediği için kendi hayatına atılıyor. Hayatına atılma sebebi ise gri kunduz annesini başka birileriyle, başka yerlilerle kendi işte obalarına yolluyor. Gri kunduz da annesine düzeltiyorum. Beyaz dişte annesinden ayrılmak istemediği için çok kez kaçmaya çalışıyor onlardan. Ama ne kadar kaçsa hep Beyaz Dişi geri buluyorlar. Beyaz Diş artık annesiyle buluşmak istiyor. Annesini görmek istiyor. Ama annesi şu an ondan çok uzakta bir yerde. Bir gün gri
Yunus da annesini birlikte görüyor. Sonra beyaz diş annesinin yanına gidiyor. Annesi gri kunduz kestiği odunları satmak için şehre gidiyor. Gidecek, yanına da beyaz dişin annesini alıyor. Beyaz diş gelmek istiyor. Annesi bunun güvenli olmadığını söylüyor. Ama beyaz diş annesini bu maçta mağlup bırakıp onunla birlikte geliyor. Gri kunduz gitmeden önce şöyle bir karara varıyor. Oraya tek kurtla gitmeyi düşünüyor. İki kurtla giderse şehirlileri ürkütebileceği için tek kurt istiyor. Beyaz diş ise şehre gitmeyi çok istiyor. Beyaz diş ise şehre gidiyor. Ama gri kunduz odunları satamıyor. Oradan bir kuruş bile kazanamıyor. Ardından beyaz dişi bırakıp oradan ayrılıyor. Neden bırakıyor beyaz dişi? Beyaz dişi bırakma sebebi şu. Biliyorsunuz onlar rehberlik yapıyor. Bir de kızak çekiyorlar herhalde, değil mi? Kızak çekiyorlar. Beyaz diş daha küçük olduğu için ve turistleri korkutabileceği için onu yanına almıyor. Orada bırakıyor. Onu da sahtekar bir adam alıyor. Hatırladığım kadarıyla adı Karacon. Beyaz dişi alıyor. Onu kavga ettirtiyor. Köpek dövüşü. Köpek dövüşü. Kendisi bir kurt ama köpek dövüşü ne sokuyorlar. Ardından köpek dövüşleri bittiğinde artık neredeyse beyaz diş ölecek gibi bir hal alıyor. Yaralanıyor Çok herhalde. yaralanıyor, evet. Ardından onu alan Karacon onu köpeklerle hala kavga ettirtmeye çalışıyor. Bir tane şerif geliyor. Şu an şerifin adını Şimdi şöyle hatırlayamıyorum. yapalım mı? Sen bütün kitabı anlatacaksın. Böyle bıraksak seni anlatırsın ama bütün kitabı anlatmayalım ki insanlar da alıp okusunlar, değil mi? Ama şöyle yapalım. Sen mesela bu kitapları okuyorsun. Zaman zaman sınıfınızda da okuyorsunuz. Mesela arkadaşlarına bu kitapları okurken ne tavsiye ediyorsun? Nasıl okusunlar? Ne yapmaları lazım doğru anlamak için? Kuralların bana göre bu kitapları, bunun gibi kitapları okumak için üç şeye çok dikkat edeceksiniz. Kitaba bağlanacaksınız, kitabı anlayacaksınız ve kitabı yaşayacaksınız. Bu üç öneriye bu kitapta kullanırsınız, kitap sizi içine çeker. Mesela bu kitabı çok keyifli okuyanlar kendini beyaz diş gibi hissedebilir. Başka nasıl? Bu tip kitapların bazen filmleri de oluyor, değil mi? Beyaz Işın var mı? Beyaz dişin evet var. Birçok karikatür Tavsiye ediyor musun? Yani kitabını tabii okuduğunuz ki bir de, tabii şeyin ki çizgi de. filmi izlensin mi mesela? Kitabını okudunuz diyelim. Çizgi filmini de izledikten sonra bu kitabı daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Tamam, şimdi aramızda kalsın ama şöyle düşünelim. Sence baban mı daha iyi kitap analizi yapıyor, sen mi daha iyi yapıyorsun? Şimdi bence babandan daha iyi yaptın sen. Ben öyle düşünüyorum ama sen de öyle düşünüyor musun? Aramızda kalacak yani. Şöyle diyeyim. Babam zaten kendisi bir kitap yazarı olduğu için kitap analizini daha iyi yapar. Aramızda kalsın ama o biraz yaşlı olduğu için biraz aralarda tökezleyebilir. Bence ben daha iyi E o anlatıyorum. zaman biz bundan sonra seninle devam edelim. Ne Olur, dersin? olur. Peki bunu aramızda konuşacağız tekrardan. Biz teşekkür ediyoruz. Elindeki kitabın da yayınevini bir arkadaşlarına söyle bakalım. Bu da Robinson Crusoe gibi Türkiye İş Bankası yayınlarından.
Çıkmış olan kitap. Çıkmış Doğru mu? olan bir kitap. Doğru. Peki ben tüm izleyenler için sana teşekkür ediyorum Eymen. Eğer anlaşabilirsek aramızda bundan sonra ara ara sana da böyle spin-off bölümler çekeceğiz. Tamam mı? Olur. Konuştuklarımız da aramızda kalıyor. Evet. Peki. Tüm izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Ustaların çağı inşallah Galip Hoca ile devam edecek. İyi günler diliyoruz. Ama söyleme.